Arkadaşlar merhaba. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yapı bilgisiyle ilgili 11. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda ı, i, u, ü, eki aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yapım eki olarak kullanılmıştır? Telefonu masanın üzerine koydu cümlesinde bakın koydu yüklem kim? O gizli özne. Neyi? Telefonu. Telefonu sözcüğü burada belirtili nesnedir. Dolayısıyla U2'de eklendiği sözcüğü nesne yaptığı için arkadaşlar belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Hatırlarsanız bunu konu anlatım videosunda bahsetmiştim. İsteyen arkadaşlar oraya bakabilir. Bu yazı Türk Dili Dergisi'nde yayımlandı. Dursun. Verdiğim işi yarına kadar bitirmelisin. Bitirmelisin yüklem. Kim? Sen. Gizli özne. Neyi? Verdiğim işi. Bu da nesnedir. Belirtili nesnedir. Dolayısıyla buradaki i eki de yine belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Evi iş yerine oldukça uzaktı ifadesinde ben buraya onun evi dersem belirtili isim tamlaması olur. Buradaki i eki de arkadaşlar ikinci sözcük olduğu için iyelik ekidir. Yeni aldığım kitabımı bir türlü bulamadım. Bulamadım yüklem. Neyi bulamadım? Benim. Yeni aldığım kitabımı benim kitabım dersem belirtili isim tamlaması olur. Buradaki ı eki de arkadaşlar yine iyelik ekidir. Bu yazı Türk Dili Dergisi'nde yayınlandı cümlesinde ise yazmak nedir arkadaşlar? Fiildir. I eki ise yazmaktan yazı olmuş yani fiilden isim yapım ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Mame 2 aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Divan şairlerinden Baki ve Nedim Mesnevi türünde eser vermemiştir. Bakın arkadaşlar vermemiştir demiş. Buradaki mame nedir? Olumsuzluk ekidir. Destanlar derleme aşamasında bir ozan tarafından yazıya geçirilmiştir. Derleme derken buradaki mame 2 isim fiil ekidir. İsim fiil ekidir arkadaşlar aynı zamanda nedir? Yapım ekidir. Tüm fiilimsiler gibi. Mani'nin ilk iki dizesi asıl konuyla ilgili olmayan doldurma bilgidir demiş. Yine buradaki mame de isim fiil ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yapım ekidir. Orhun yazıtlarının okunması 19. yüzyılda mümkün olmuştur ifadesinde. Okunması derken buradaki mame de yine isim fiil ekidir. Dolayısıyla bu da yapım eki görevinde kullanılmıştır. Karahanlılardan kalma bazı eserler Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır ifadesinde ise yine bu da isim fiil ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yapım eki görevinde kullanılmıştır. Bakın B, C, D ve E seçeneklerinde isim fiil eki görevindeyken burada olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde ın, in, un, ün ekinin işlevi yanlış belirtilmiştir? Kitabın ilk sayfalarında biraz sıkılmıştım cümlesinde. Bakın kitabın sayfaları belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla buradaki ın eki de nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Açıklama doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sesin bana biraz tanıdık geldi aslında ifadesinde ise ben buraya senin sesin dersem yine belirtili isim tamlaması olur. Sesin sözcüğü ikinci sözcük olduğu için buradaki in eki de nedir? İyelik ekidir. Açıklama doğrudur. B seçeneğini denemiş oluruz. Size verdiğim soruları yarına kadar çözün ifadesinde ise emir kipiyle çekimlendiğini görüyoruz. Siz çözün olur. Dolayısıyla buradaki ün eki de nedir arkadaşlar? İkinci çoğul şahıs ekidir. Açıklama doğrudur. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Bazı Türk devletleri batıya doğru birçok akın düzenlemiş. Dursun. Adamın kızgın olduğu gözlerinden okunuyor ifadesinde. Bakın arkadaşlar okumak fiildir. Okumaktan okunmak olmuş. Yani fiilden fiil. Yapım eki olmuş. Yapım eki ifadesi doğrudur açıklama. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Akın sözcüğüne bakacak olursak akmak fiildir. Akmaktan akın olmuş. Yani fiilden isim. Yapım eki almış. Fakat açıklama çekim eki dediği için yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birincide
yapım ve çekim eki birlikte kullanılmıştır. Basmak fiil köküdür. Basmaktan baskı olmuş arkadaşlar. Fiilden isim yapım eki almış. Tekfurlarının baskısı dersen buradaki ı da belirtili isim tamlaması olduğu için ı eki arkadaşlar iyelik ekidir. Bakın hem yapım eki aldığı görülmektedir hem de çekim eki almıştır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkincide fiilden isim yapım eki kullanılmıştır. Diye kelimesine bakıyoruz. Ben bunu şu şekilde eklerine ayırabilirim. Ünlü daralması var bakın burada. Demek fiil köküdür. Y kaynaştırma harfidir. Demekten diye olmuş arkadaşlar. Sonuna da mak eki getiremediğim için fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncüde sadece yapım eki kullanılmıştır diyor. Bakalım kaynaklarından ifadesine bakacağız. İsterseniz bu dursun arkadaşlar. Daha sonra bakalım. Dördüncüde farklı işleve sahip yapım ekleri vardır. Bakın arkadaşlar beslenen kelimesinde kelimenin kökü besidir. Dolayısıyla besi isimdir. Besiden beslemek olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Beslemekten de beslenmek olmuş. Yani fiilden fiil yapım eki almış. Beslenmekten de beslenen olmuş. An en eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük tekrardan da fiilden isim yapım eki almıştır. Dolayısıyla farklı işlevlere sahip yapım ekleri aldığını görüyoruz. O yüzden de D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 5'te birden fazla yapım eki kullanılmıştır diyor. Bakalım benimsediği kelimesine bakacak olursak ben nedir? Zamirdir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. O yüzden ben kelimesi isim kökündedir. Benden benimsemek olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla isimden fiil yapım eki almış. Benimsemekten de benimsediği olmuş. Dık dik burada yine sıfat fiil ekidir. Bütün fiilimsiler yapım eki demiştik. Dolayısıyla bu da fiilden isim yapım ekidir. İki tane yapım eki aldığı görülmektedir. O yüzden biz E seçeneğini denemiş oluruz. Şimdi gelelim C seçeneğine. Sadece yapım eki almıştır demişti. Bakalım kaynamak fiil. Kaynamaktan kaynak olmuş arkadaşlar. Fiilden isim yapım eki almış. Lar burada nedir? Çoğul ekidir. Kaynakları dediğimizde ı iyelik ekidir. Dan da arkadaşlar ayrılma hal eki olarak kullanılmıştır. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane çekim eki var burada. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Çünkü sadece yapım eki değil, aynı zamanda 3 tane de çekim eki almıştır. 5. soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. 1. sözcükte tamlayan eki kullanılmıştır. Kronolojik bir sıranın derken arkadaşlar bakın buradaki ın eki nedir? Bu tamlayan ekidir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 2. sözcükte birden fazla yapım eki kullanılmıştır. Arkadaşlar edildiği kelimesini ben şu şekilde eklerine ayırabilirim. Bakın etmek ünsüz yumuşaması var burada. Etmek fiil köküdür. Etmekten edilmek olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. Edilmekten edildiği olmuş arkadaşlar. Dıktik sıfat fiil ekidir. Bütün fiilimsiler yapım eki demiştik. O yüzden fiilden isim yapım ekidir. İ de nedir arkadaşlar burada? Belirtme hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi bu sözcük birden fazla yapım eki almış. İki tane yapım eki almış. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 3. sözcükte birden fazla çekim eki kullanılmıştır diyor. Romanlarda kelimesinde roman isim köküdür. Bakın buradaki lar nedir? Çoğul ekidir. Aynı zamanda da da arkadaşlar bulunma hal ekidir. Dolayısıyla iki tane çekim eki aldığını görüyoruz. Bu da doğrudur. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. 4. sözcük basit yapılı bir sözcüktür diyor. Dursun. 5. sözcükte hem yapım eki hem çekim eki kullanılmıştır. Bakalım başlamak kelimesine bakıyoruz arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde eklerine ayırabilirim. Baş isim köküdür. Baştan başlamak olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. R de burada nedir? Geniş zaman kip ekidir. Dolayısıyla hem yapım eki
hem de çekim eki almış. Bundan dolayı da E de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gelelim olay kelimesine. Olay kelimesini ben bu şekilde eklerine ayırabilirim. Olmak fiil kökü, olmaktan olay olmuş, fiilden isim yapım eki almış. Peki arkadaşlar, yapım eki alan sözcük basit yapılı mıdır? Değildir. Bu sözcük nedir arkadaşlar? Türemiştir. Yapım eki aldığı için bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Cümlelerin hangisinde den, dan, tan, ten eki yapım eki olarak kullanılmıştır? Sosyal gerçek bireyin kişisel yaşamından geçerek biçimlenir ifadesinde. Bakın buradaki dan nedir? Bu arkadaşlar ayrılma halekidir. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Sanatçının şiirlerinden bazıları ölümünden sonra kitap haline getirildi ifadesinde. Yine den eki burada sözcüğün anlamını değiştirmediği için ayrılma halekidir. Ölümünden ifadesinde de yine aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla bu da ayrılma halekidir. O yüzden biz B seçeneğini denemiş olduk. Sıradan bir söz bile başarılı bir şairin şiirinde güzel anlamlar kazanır. Dursun. Nüfusun yoğunluğundan dolayı konut sıkıntısı çekiliyor. Arkadaşlar bakın dandeneki yine eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmediği için ayrılma halekidir. O yüzden D seçeneğini denemiş olduk. Türkçe anlam açısından çok zengin bir dildir. Arkadaşlar dan eki yine burada sözcüğün anlamını değiştirmemiş. O yüzden bu da ayrılma halekidir. Sıradan kelimesine bakacak olursa bakın sıra isim köküdür. Dan eki burada sözcüğün anlamını değiştiriyor. Sıradan ifadesi basit anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sözcüğün anlamını değiştirdiği için buradaki dan eki nedir arkadaşlar? İsimden isim yapım ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük fiilden isim yapım eki almıştır. Soğuk kelimesine baktığımızda soğumak fiil köküdür. Arkadaşlar soğumaktan soğuk olmuş. Buradaki K sesi nedir? Fiilden isim yapım ekidir. A seçeneği doğrudur. O yüzden bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük bulunma hal eki almıştır. Bulunma hal ekimiz neydi? D, da, T, ta vardı arkadaşlar. Geçişinde derken buradaki D ekimiz nedir? Bu da bulunma hal ekidir. Dolayısıyla B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcükte birden fazla yapım eki kullanılmıştır. Ses isim köküdür. Sesten sessiz olmuş. Dolayısıyla isimden isim yapım eki almış. Sessizden de sessizlik olmuş arkadaşlar. Yine bu da isimden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi iki tane yapım eki almış. Bundan dolayı da C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük sadece çekim eki almıştır diyor. Dursun. Beşinci sözcük basit yapılı bir sözcüktür. Kaçıyorum kelimesine bakalım. Kaçmak fiil köküdür. Yor nedir peki buradaki yor? Bu da şimdiki zaman ki pekidir. Da kim kaçıyor? Ben kaçıyorum. Birinci tekil şahıs ekidir. Görmüş olduğunuz gibi kaçıyorum sözcüğü sadece çekim eki almıştır. O yüzden basit yapılıdır. Bundan dolayı E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük sadece çekim eki almıştır diyor. Çevreme kelimesine bakacak olursak arkadaşlar ben bunu şu şekilde eklerine ayırmış olurum. Bakın şimdi çevirmek fiil kökü, çevirmekten çevre olmuş fiilden isim yapım eki almış. Benim çevrem dersem M ekinidir arkadaşlar burada. İyelik ekidir. E nedir peki? Bu da yaklaşma hal ekidir. Dolayısıyla çevreme sözcüğü hem yapım eki almış hem de iki tane çekim eki almıştır. Bundan dolayı da bu seçenek yanlıştır. Sadece çekim eki almıştır demişti. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci sözcükte yapım eki çekim ekinden sonra gelmiştir. Kitaptaki hikayeler derken hikaye isim hangi hikayeler? Kitaptaki hikayeler. Bakın bu sözcük nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Fakat
Buradaki ki'ye dikkat edecek olursanız bu ki nedir arkadaşlar? Yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik, hatırlayın. Biz buna ne diyoruz? Sıfat yapan ki diyoruz. Sıfat yapan ki nedir? Arkadaşlar adı üstünde sıfat yapıyorsa yapım eki görevindedir sıfat yapan ki. Ta nedir peki buradaki? Bu da bulunma hal ekidir. Sertleştiğini görüyoruz. Benzeşmeye uğramış arkadaşlar. Yapım ekinden önce bulunma hal eki gelmiş. Sonra da sıfat yapan ki gelmiş. Sıfat yapan ki yapım ekidir. İlgi zamiri olan ki ise çekim ekidir. Bunu unutmayalım. Tekrar söylüyorum. Bundan dolayı da A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük yapım ve çekim eki almıştır diyor. Uykuya kelimesine bakıyoruz arkadaşlar. Kelimenin kökü uyumaktır. Uyumak fiil köküdür. Uyumaktan uyku olmuş arkadaşlar. Buradaki ek nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Uykuya dediğinde ise A'da yönelme ya da yaklaşma hal ekidir. Dolayısıyla bu sözcük hem yapım eki almış hem de çekim eki almış. Bundan dolayı da B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük iyilik ve belirtme hal eki almıştır. Dünyasını kelimesine baktığımızda hayal dünyası dersem bakın buradaki I nedir? Birinci I arkadaşlar. Daha önce yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik. İsim tamlaması kurduğu için bu iyilik ekidir. Buradaki I ise arkadaşlar ikinci I belirtme hal ekidir. Bundan dolayı da C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük yönelme hal eki almıştır. Yönelme hal ekimiz nedir? E, A ekidir arkadaşlar. Onlar kişi zamiri. Bakın A eki de nedir burada? Yine yönelme hal ekidir. Bundan dolayı da D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük fiilden isim yapım eki almıştır diyor. Arkadaşlar yazılmıştır kelimesine bakacak olursa kelimenin kökü yazmaktır, fiil köküdür. Yazmaktan yazılmak olmuş arkadaşlar. Fiilden fiil yapım eki almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Bu dizelerdeki bazı kelime ve eklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yönelme hal eki almış birden fazla sözcük vardır. Yönelme hal ekimiz neydi arkadaşlar? E ve A ekleriydi. Şimdi isterseniz parçaya bakmış olalım. Bakın üstüme derken buradaki E eki yönelme hal ekidir. Gözüne derken buradaki E yine yönelme hal ekidir. Birden fazla olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bulunma hal eki almış bir sözcük vardır diyor. Bulunma hal ekimiz neydi? D, da, T, ta'ydı arkadaşlar. Peki bu nerede var? İçimde derken bakın buradaki D eki nedir arkadaşlar? Bu da bulunma hal ekidir. Bundan dolayı da B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde hem iyilik hem hal eki almış sözcükler vardır diyor. Peki bunu nerede görüyoruz biz? Bakın bunu da üstüme ve gözüne kelimelerinde görebiliriz. Ben buraya arkadaşlar benim üstüme dersem, senin gözüne dersem, buradaki M iyelik ekidir, buradaki de N iyelik ekidir. Dolayısıyla iyelik ekleri aldığını görüyoruz. Aynı zamanda E'ler de neydi? Yönelme hal ekiydi. Bundan dolayı da C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Camlarını sözcüğü 3 farklı çekim eki almıştır diyor. Bakalım. Bakın cam isim kökünde. Lar burada çoğul eki. Onun camları dersem arkadaşlar I eki nedir burada? İyelik ekidir. Buradaki ikinci I da belirtme hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi çoğul eki, iyelik eki ve belirtme hal eki almış. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Çekilmiş sözcüğü sadece çekim eki almıştır diyor. Arkadaşlar çekmek fiil köküdür. Çekmekten çekilmek olmuş. İl burada nedir? Yapım ekidir. Yani fiilden fiil yapım ekidir. Miş de öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Dolayısıyla hem yapım eki almış hem de çekim eki almıştır. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisinde verilen altı çizili sözcükler bu dizelerde numaralanmış açıklamalara sırasıyla örnek olarak gösterilemez demiş. Biz sözleri
eklerle yaratır, yok ederiz. Türer yeni yeni sözler eklerden. Ektir sıfat yapar ismi, fiil olur bir ekle bir yansıma, ekten doğar bir isim aslında fiilken demiş. Seçeneklere baktığımızda gül isim, nasıl gül, solgun gül, solmak fiilken arkadaşlar bakın almış olduğu gun yapım ekiyle sıfat olduğunu görüyoruz. Patlar ifadesinde ise pat yansıma bir sözcüktür. Dolayısıyla arkadaşlar pattan patlamak olmuş. Aldığı ekle ne oluyor arkadaşlar? Yansıma bir sözcük fiil olmuş oluyor. Yangın ifadesinde ise yanmaktan yangın olmuş. Yani ekken aslında fiil olan bir sözcük daha sonra arkadaşlar isim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla A seçeneği buradaki 3 açıklamaya da uygundur. Bunu elemiş oluruz. Kırık bir Verlaine okurum her akşam ifadesinde ise bakın Verlaine isimdir. Nasıl Verlaine? Kırık Verlaine. Kırmaktan kırık olmuş. Buradaki ık yapım ekidir. Bu sözcük niteleme sıfatı olduğu için kırmaktan kırık olmuş. Ik eki burada eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır. Koyunların çıkarmış olduğu sestir M sesi. M'den melemek olmuş. Yansıma sözcükten fiil olduğunu görüyoruz. Ölümden kelimesi ise arkadaşlar yine ölmek fiil köküdür. Ölmekten ölüm olmuş. Yapım eki alarak fiil olan sözcük isim görevinde kullanılmıştır. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine bakalım. Geçmiş zaman derken geçmek fiildir. Yine almış olduğu mışmış ekiyle yani sıfat fiil ekiyle bu sözcük sıfat olmuştur. Bundan dolayı da arkadaşlar ilk açıklamamıza uygundur. Çatlar seni gören her ağaç dalı ifadesinde ise bakın çat yansıma bir sözcüktür. Çattan çatlamak olmuş. Bu da ikinci açıklamaya uygundur arkadaşlar. Yağmurdan sonra büyürmüş başak ifadesinde ise yağmak fiil köküdür. Yağmaktan yağmur olmuş. Yani fiilden isim olmuş. Bu da üçüncü açıklamaya uygundur. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Karanlık sokak ifadesinde kara isimdir. Karadan karanlık olmuş. Aldığı ekle nedir arkadaşlar? Bu sıfat olmuştur. Dolayısıyla bu doğrudur. Gürültü ifadesine bakacak olursak gürden gürültü olmuş arkadaşlar. Fiil değil bu sözcük. İsimdir. Yansıma bir sözcüğün isim olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki açıklamaya bu uygun değildir. Hatırlıyor belki maceramızdan ifadesinde ise hatırdan hatırlamak olmuş. Yani arkadaşlar bu sözcük de isimden fiil olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki üçüncü açıklamaya bu da uygun değildir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bırak yorgun başları taşlarda uyusun ifadesinde yorgun başlar bakın bu nedir? Niteleme sıfatıdır. Yormaktan yorgun olmuş. Fiil olan sözcük aldığı yapım ekiyle sıfat görevinde kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Gıcırdıyor ifadesinde arkadaşlar gıcırdamak yansıma bir sözcüktür. Almış olduğu ekle beraber fiil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gözlüyor lamba ve merdiven. Göz isimdir. Gözden gözlemek olmuş. Yani isim olan bir sözcük aldığı ek de fiile dönüşmüştür. O yüzden bu da doğrudur. Biz bunun için E seçeneği de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar geçiyoruz son sorumuza. Cümlelerin hangisinde altı çizili ek eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmemiştir? Yani yapım eki görevinde değildir diyor arkadaşlar. Bakmak fiil köküdür. Bakmaktan bakım olmuş yani fiilden isim yapım eki almış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir araya gelmişler ifadesinde doğmak fiil köküdür. Doğmaktan doğum olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almıştır. O yüzden biz B seçeneğini elemiş oluruz. Ünlü sanatçının ölüm sebebi bir türlü belirlenemedi ifadesinde yine ölmek fiil köküdür. Ölmekten ölüm olmuş. Bu da arkadaşlar fiilden isim yapım eki almış. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. Son zamanlarda yapılan yemekleri içim nedense kaldıramıyor. İsterseniz bu dursun arkadaşlar. Her edebi akım bir önceki akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır ifadesinde. Bakın akmak fiil köküdür. Akmaktan akım olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almıştır.
Dolayısıyla biz bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar, ben buraya benim içim dersem belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki im eki de nedir? İyelik ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.